Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok değişik konseptli bir video ile karşınızdayım. Bu bir başlangıç, bunun devamı gelecek. Peki bugün ne çekeceğiz? Yurt dışında üniversite okuyan bir arkadaşımızla röportaj yapacağız. Nasıl gittiğini vesaire. Yani aklımızda takılı kalabilecek her türlü soruyu ona soracağız. Umarım beğenirsiniz. Şimdi Google Meet üzerinden açtık bu konuşmayı. Ve onun gelmesini bekliyorum. Geldiğinde hemen başlayacağız. Dilerseniz hani bu ara biraz uzun olursa videoyu ilerletebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Tekrar hoş geldiniz. Daha sonra size arkadaşımızın yukarıda görüyorsunuz şu an. Z Kübra Utar. Instagram adresini de vereceğim. Açacağız. Ve takip etmenizi rica edeceğim. Şimdi ben soru kısmını açıyorum bize. Yani daha önce sağ olsun arkadaşımız Instagram'ından sormuştu. Hani sormak istediğiniz soruları yazabilirsiniz diye. Ve biz ondan soru alacağız bakalım. Bu arada ilk kez burada yayın açıyorum. Çok bilmiyorum nasıl oluyor, nasıl bitiyor. Öğreneceğiz yavaş yavaş. Bu arada benim yedek hesabımı takip ettiniz değil mi YouTube'da? Etmiş olmalısınız. Hemen bakalım. Gönüllü Elviş. Biraz değişik bir isim oldu ama. Aa, çıkmadı. Neyse. Yani onu da şu buraya atacağım. Aa, evet, Kübra geldi. Kübra'yı alalım şimdi. Merhaba. Merhaba, selam. Selam, nasılsın? Sesim geliyor değil mi? Evet evet geliyor. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Sesin gayet güzel ve net geliyor senin de. Ha, iyi bakalım. Sen gelmeden önce ben biraz konuşma yaptım. İşte bugün neler yapacağız ama nerede olduğunu, hangi ülkede olduğunu falan daha söylemedim, kendini söylersin diye. Bir de bu şu an yayını kaydediyorum ya, Instagram'ını da yukarıya açtım. Yani işte tekim olarak yayından sonra gösterelim ki arkadaşlarımız senin o güzel fotoğraflarını falan görsünler, güzel çekimlerini diye düşündüm. Önce kendini tanıtmak ister misin? Ben ismini söylemeyeyim, ilk önce sen söyle. Tamam, ben tanıtayım kendimi. Zeynep Kübra Utar. Yaklaşık 7 yıldır İran'dayım. Aslen Karslıyım ama Kocaeli'nde yaşıyorum. İran'da ilahiyat girişliyim ama psikoloji okuyorum ve bitti. Bu sene son yılımdı. Bitirdin. Evet. Aa, çok güzel. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. İlahiyatla girdin, psikolojiyle çıktın. Aynen. Ya bizim buradaki sistem şöyle. İlk geldiğin zaman Farsça öğreniyorsun. Bir 6-7 aylık bir süreçte Farsça öğreniyorsun. Ondan sonra 3 ay hazırlık ilahiyat dersleri görüyorsun. Çünkü herkes farklı ülkeden geldiği için kimisi Müslüman olmayabiliyor. O yüzden bir hazırlık süreci görüyorsun. Tabii bu 3 ay veya 6 ay arasında değişebiliyor. Ondan sonra o bittikten sonra artık ilahiyata giriş yapıyorsun. Bir 3-4 yıl okuyorsun. Sonra kendin bir bölüm seçebiliyorsun. Aa, çok güzel. İlahiyat dışında. Yani tarih var, Arap edebiyatı var, Fars dil edebiyatı var. Birçok bölüm var. Ben psikolojiyi seçtim. Öyle devam ettim. Ne kadar güzel. Bence güzel bir bölüm seçmişsin. Tebrik ederim. Peki bize süreci böyle en baştan anlatır mısın? Mesela neden İran? Bir de böyle ne bileyim, üniversiteye yeni başlayacaksın. Daha çok küçüktün. Nasıl gittin? Hani bir de yani bunları çok merak ediyorlar. Ben de dahil. Şöyle şey yapayım. Ben o zamanlar Türkiye'deyken zaten ailem İran'ı biliyordu. Hani daha önce onlar da geldi burada okudular. Ama tabii benim çok bir bilgim yoktu İran hakkında. Ve çok da gelme taraftarı değildim ilk zamanlarda. Annem teşvik etti işte İran'a git, Farsça öğren gibisinden. Sonra ben de Farsça'ya zaten meyilim vardı. Hiç bilmiyordum Farsça'yı. Ama kulağıma hoş gelen bir dildi. Öyle kabul ettim. Geldim ama hiç bir bilgim yoktu yani. Bana şey yaptılar, çok güzel bir şekilde anlatmışlardı geleceğim yeri.
Ondan sonra gelince bir şoka uğradım tabii, çünkü hani İran'da, Türkiye'de yani bundan bir 7 yıl öncesi şu an hani en azından birazcık sosyal medyadan, YouTube'dan falan yine görülebiliyor İran. Ama bundan 7 yıl öncesinde çok YouTube kullanılmıyor, sosyal medya çok kullanılmıyor. Hani çok bilgisi olmuyordu insanların. Ben de onlardan birisiydim. Hani rejimle ilerleyen veyahut da şeriatla ilerleyen olarak da çok bilmiyordum. Geldim baktım herkes çarşaflı. Çarşaf Eyvah. giyinilmeyince, bir de ben o zamanlar tesettürlü değildim. Çarşaf giyinilmeyince hani insanlar kötü bakıyorlar falan. Zaten ben de Oh. hani o zaman geldim direkt çarşafı giyindim yani. Çarşaf Tesettürlü giydin. ol evet. Tesettürlü olmamama rağmen. Ondan sonra işte okula kabul olma sürecim vardı. Mülakatlara falan girildi. Sağlık testleri falan alındı. Normalde ben Kum şehrinde okuyacaktım. Kum şehrinde çok fazla Türk var. Ama beni İsfahan'a gönderdiler. İsfahan'a gittim. Hani ben de zaten çok bilmiyorum. Hani İsfahan ne, Kum ne, çok bilmiyorum. Ben dedim hani ben Farsça öğrenmeye gidiyorum diye. Sonra İsfahan'a gittim. Gittiğim ilk gün tek başıma gittim İsfahan'a. Tek başına. Ondan sonra aynen. Ailem İran'a kadar benimle beraber geldi ama Kum'da beni bıraktılar. Kum'la İsfahan arası da bir 5 saat falan. Ondan sonra İsfahan'a tek başıma gittim. Yurda ilk girdiğim anda aslında yurt şöyleydi, bir ev gibi 3-4 katlı bir ev. Her katta işte bir 14-15 kişi falan kalıyor. 3 Oh. artı 1 salon. Yani 3 oda, 1 salon, bir tuvalet, banyo, mutfak. Bu şekilde sonra girdim. Herkes farklı ülkeden. Hiç Türk yok. Ben de sıfır İngilizce, sıfır Farsça, hiç bilmiyorum yani. Ay. Ben bir şoka uğradım tabii, çünkü bana dediler ki orada Türkler çok var, işte Türklerle beraber takılırsın, şey yaparsın. Hani ben bu kafayla geldiğim için, ondan sonra geldim baktım işte Hintliler, Afrikalılar. Bir de o zamanlar hani çok fazla yabancılarla da şey aşinalığım yoktu yani. Bir Afrikalı görünce önce biraz Siyahi aynen yani Avrupa ülkelerinde hani birazcık daha normal bu durum. Hani çünkü yabancılar beraber yaşıyorlar. Evet, çok Ama fazla. Türkiye'de bu Yok. birazcık şeydi, yoktu yani o zaman. Haklısın. Ben de hani böyle bir çekindim, hani korktum, bir de hiçbir şey bilmiyorum falan. İlk gün neyse, ama çok sıcakkanlı insanlar tabii, işte ben Ne gittim benimle güzel. konuşmaya çalışıyorlar falan. Ondan Anlaşamıyorsun sonra asla anlaşamıyoruz, El hatta hareketleriyle. öğlen yemeği için bana makarna yaptı Hintli kızlardan bir tanesi. O kadar tuzlu ve o kadar acılı yapmış ki ben asla yiyemedim ama kıza böyle yapıyorum, çok güzel falan. Ama asla yiyemedim. Neyse akşam oldu. Akşam işte herkes böyle beraber oturup yemek yiyeceğiz. Böyle aşağıda bir yemekhane gibi bir yer vardı. Herkes orada yemek yiyordu. O zaman toplam yurtta bir 30 kişi falan vardı. Neyse aşağı indik. Herkes böyle yer sofrası. Ondan sonra Afrikalı, Hintli, Pakistanlı. Herkes böyle eliyle yiyor. Pilav var. Yanında da sulu bir yemek, tamam mı? Sulu Herkes böyle yemek. elleriyle. Ben şok oldum. Kaşık hani o zaman Nerede? yanımda sözlük getirmiştim Allah'tan. Farsça, Türkçe bir sözlük. Hani oradan bakarak işte ben su istiyorum, İşte ben ne bileyim şunu istiyorum falan diye Diyordu. gösteriyordum. Sonra bunlar böyle elleriyle yiyince ben bir şoka uğradım. Kaşık, çatal yok. Neyse gösterdim sözlükten. Ben dedim hani kaşık istiyorum falan. Öyle kaşık verdiler. Öyle o gün ilk günüm geçti. Ama Aa. ilk bir haftam falan aşırı zordu yani. Anlaşamıyorum. Bir de hakkım da yok. Ailemle de hani konuşamıyorum, edemiyorum falan. Böyle geçti. En sonunda 2-3 ay falan geçti böyle. Ben hani Farsça öğrenmeye başladım artık. Bir de Türklerin olmaması benim için aslında bir yandan bir Avantaj. avantaj oldu. Kesinlikle. Daha çabuk Farsçayı öğrenebildim. Yani bir 3-4 ayda artık kendi derdimi anlatabiliyordum. Karşıdaki insanı rahat bir şekilde Çok anlayabiliyordum. iyi. Ondan sonra bir 6 aylık sürecin sonunda itikaf diye bir şey var. Böyle dini ibadet sistemleri var. İşte ben de bizim okulun sistemi normalde geliyorsan, çünkü vize verdikleri için geliyorsan Farsçayı bitirmeden kesinlikle ülkene dönemezsin. Tabii Aa. ben geldim bu ortamı gördükten sonra dedim yok ben yapamıyorum, ben döneceğim ülkeme. Ama tabii izin vermediler bana. Ondan sonra hani işte Farsçayı bitir sonra falan. Neyse 6 aylık bir sürecin sonunda
Arkadaşlarım bana bu itikafı anlatıyorlar. Diyorlar işte itikaf diye bir yer var. Oraya gidersen kesin duaların kabul oluyor falan. Ben dedim tamam dedim. Ben Türkiye'ye gitmek için oraya da gideceğim. İtikafta 3 gün bir camide kalıyorsun. Sadece ibadet, yani ibadet ve ders çalışma, telefon, işte Hiçbir sosyal şey yok. medya falan. Aynen, hiçbir şey yok. Neyse, ondan sonra 3 günün sonunda ben bir yüz felci geçirdim. Yüz Oh, felci geçmiş olsun. geçirdikten sonra, aynen sağ ol, teşekkür ederim. Yüz felci geçirdikten sonra tabii ilk zamanlarda önem vermedim ama bir iki hafta sonra bayağı kötü olunca artık aileme haber verdik. Ailem işte direkt geliyorsun falan yaptılar böyle. Hani onlar da bu Evet. durumu görünce. Neyse, ben Türkiye'ye döndüm. Farsça bitmemişti tabii. Döndüm Türkiye'ye. Bu sırada hani tedavi olma süreci geçirdim. Sonra tekrar hani İran'a. Aslında hani hedefim de sadece Farsça bitirip o şekilde dönmek vardı. Ama hani yol beni götürdü ya. Hani böyle şu an hani ya Dayanamadın. ilk geldiğim zaman sadece dedim ki bir sene kalırım, Farsçayı öğrenirim, dönerim. Sonra bir baktım hani öyle bir şekilde ilerledi ki yani 7 yıldır İran'dayım. Dönemedim temelli bir şekilde. Bir Öyle yılına başlayıp ilerledi. 7 sene. Güzel bir süre. Aynen. Aynen, aslında genelde buradaki kızlarımızın çoğunda böyle oluyor. Hani ilk geliyorlar işte, hani bilmiyorlar sonuçta onlar da. Geliyorlar işte, biz Farsça öğrenir geri döneriz ama yol bir şekilde götürüyor yani. Götürüyor. 7 Ne yıldır güzel. hani buradayım. Çok şükür memnunum ya. Hani değişik süreçler atlattım. Güzel geçti. Çok güzel tecrübe olmuş senin için. Yani Aynen. kesinlikle Hem çok. güzel tecrübeler edindim, evet. Türkiye dışında okumuşsun, yeni bir dil öğrendin. İleride Türkiye'ye dönsen bile bu dil sana yardımcı olacak, müthiş bir şey. Keşke ben de Evet. Farsça bilsem. Çok güzel bir şey. Umarım öğrenirsin. Ya mesela sende böyle yabancı arkadaş, şimdi şu an Hindistan'da arkadaşım var. Aynen. Pakistanlı arkadaşlarım var, ne güzel. Aynen. Aslında farklı ülkelerle yaşamanın gerçekten çok büyük etkisi oluyor hayatında. Mesela şu anki oda arkadaşlarım, odada 4 kişi kalıyoruz. Birisi Malezyalı, ikisi Tanzanyalı. Çok Tanzanya. tatlı kızlar ve mesela bir gün onlar yemek yapıyor, ben onların yemeğini yiyorum. Bir gün ben yapıyorum, onlar Çok benim iyi. için yemek yapıyor. Yani böyle kültürlerimiz birbirine tamamen karıştırdık. Hani onlar tamamen kendisine diyemiyor işte ben Tanzanyalıyım ya da ben tamamen diyemiyorum artık ben Türk'üm. Çünkü yani ortaya karışık bir durum oluştu. Her şey Güzeldi. oluştu. Evet. Ne kadar Aynen. güzel. Çok güzel. Peki 7 sene mi orada üniversite? Yani şu an. Değil mi? İşte ilahiyat ve bölüm, eğer ben sadece Toplam yedi ilahiyat sene. üzerinde ilerleseydim, hani mesela kelam, felsefe gibi bölümler seçseydim daha kısa bir sürede bitirecektim. Ama benim bölümüm tamamen farklı bir bölüm olduğu için Ha, o bu kadar. yüzden 7 sene. Aynen. Gözümde büyüdü Aynen. biliyor musun şu an? Ne? 7 sene mi? Nasıl Aynen. oluyor? İlk baktığınız zaman yani gerçekten gözümde büyüyor yani. İlk geldiğim zaman bana deseler 7 sene orada kalacaksın, Hayır. asla hayır. Ne diyorsunuz siz falan derdim. Ama geçiyor. Ama geçti yani bir şekilde. Geçti Bitti. aynen. Peki mezun, yani şu an bitti değil mi? Okul derslerin yok. Aynen. Şu anda Tamam, aynen sınavlarım bitti. vardı, hatırladım, doğru. Aynen. Bir hafta boyunca. Sınavları geçtik çok şükür. Çok Öyle. şükür ya. Şimdi hatırlıyorsun, sen de böyle sorular sormuştun Evet. mesela buna. Şimdi buradaki sorulardan biraz devam edelim değil mi? Daha benim aklımda da sorular var. Çok Ha. kısa tutalım yine de, seni çok sıkmayayım. Yok, estağfurullah. Bir dakika, bunu cevapladık. İran'ın en çok neyini seviyorsun diye sormuşlar. İran'ın en çok neyini seviyorum? Farklı kültürleri bir arada barındırması beni çok cezbediyor. Mesela her şehirde çok farklı kültürü ve çok farklı insanları görebiliyorsun ve yaşayabiliyorsun bu insanlarla. Beni en çok cezbeden şeylerden bir tanesi bu oldu ve ben çok birazcık böyle yani eski kafalı değil de eskiyi çok seviyorum. Hani böyle tarihi yerler olsun. Veyahut da mesela böyle nasıl Tarihi anlatayım? kokan bir yer. Kesinlikle. Ha, Ben de çok severim. aynen. Yani eskiye dair, eski insanları, şimdi mesela şu anki yani Türkiye'deki veyahut da Avrupa'ya baktığın zaman yeni nesil daha ön planda. Ama İran'a geldiğin zaman seni böyle sanki yıllar öncesine götürüyor. Böyle ben 98'liyim. Ama sanki böyle hani o 90'ların filmleri falan olur ya, İran'a geldiği zaman sanki o filmlere giriş yapmış gibi oluyorsun. Her yerde böyle şiir okuyan amcaları görebiliyorsun veya da Ay ne güzel. şarkılar, türküler söyleyen insanları görebiliyorsun.
Bunlar beni çok etkiliyor. Yani İran'ın bu yönünü çok fazla Çok seviyorum. seviyorsun. Ne kadar güzel. Şu an sen anlattıkça gelesim geliyor oraya. İnşallah gelir. İnşallah. Ya benim dünya turu hayalim var ama şu anlık var sadece. Henüz faaliyete geçmedim. Geçer gibi ya. Yani önemli olan ne biliyor musun? Bir şeyi gerçekten düşünmek ve o enerjiyi etrafa yayabilmek. Ben bunu çok fazla hayatımda yaşadım. Daha önce mesela iş hayatı düşünüyordum. İş hayatına girmeyi düşünüyordum. Ve sadece bu benim için bir hayaldi. Çünkü ailem çok rahat bunu kabul edebilecek insanlar değillerdi. İlk başlarda oturdum, bundan 2 yıl önce, korona döneminde. Oturdum, sadece diyorum ki ben çalışmak istiyorum, ben çalışmak istiyorum. Ama sadece kendime. Sonra bir süre sonra etrafımdakilere söylemeye başladım. Sonra bir baktım, bir işe girip 1,5 yıllık bir çalışma süreci yaşadım. Gerçekten benim Oh, için imkansız harikasın. bir şeydi yani. O yüzden artık gerçekten buna inanıyorum. Bir şeyi düşün ve onu etrafına söyle ve yay. Ondan sonra Allah bir şekilde seni karşına çıkarıyor yani. Çok haklısın. Vallahi helal olsun sana. Bir sorumuz Teşekkür daha ederim. var. Türkiye ve İran arasındaki farklar ve benzerlikler nelerdir diye sormuşlar. İstersen hatırlıyorsan mesela birer örnek verebilirsin. Ne bir farklılık ve bir benzerlik olarak. Farklılık ve ben aslında birbirine çok yakın ama bir o kadar da çok uzak Uzak. ülkeler. Dışarıdan baktıkları zaman genelde Türkler işte ilk geldikleri zaman İran'ın ilk bir hafta gelen bir Türk şey yapıyor. Aa işte bizim resmen bizim kültürümüzün insanı, hiç kendimi burada yabancı hissetmedim falan. Ama aylar geçtikten sonra diyor ki ya ne kadar farklılıklar varmış burada. Aa. Hani bunları görebiliyorsun. İlk başta anlayabileceğin bir ülke değil İran senin. Yani içine girdikten sonra, insanların içine girdik, muhabbet ettikten sonra kültürü ve ülkeyi tanımaya başlıyorsun. Farklılıklarından bir tanesi en meşhur olanı tarifi söyleyeyim. Tarif diye bir kültürleri var. Mesela şöyle anlatayım. Bir markete gittiğin zaman, bir mağazaya gittiğin zaman, bir şey almak istediğin zaman karşıdaki insan sana gâbel-i nedâri gibi bir cümle söyler. Mesela parayı vermek istersin, o der ki gâbel-i nedâri. Yani ödemesen de olur. Bu Bizden. tarz. Ama fix yani bu. Bizden olsun. Fix yani bu. Nereye gidersen git bu böyle. Hani taksiye bindiğin zaman gabeline dair. Ve bunu defalarca söylüyor. Hani bir kere de söylemiyor. Ondan Aa. sonra tabii bunu bir İranlı anlıyor. Burada taarruf yapıyor. Bu gerçek değil. Hani vermem gerekiyor. O sadece nezaketen böyle bir şey söylemek zorunda. Söylemediği zaman Nezaketler. bu sefer müşteri bunu ayıp karşılıyor. Yani Hadi ne ya. kadar kaba. Aa. Gerçekten Evet. çok farklıymış. Evet. Bu çok farklı bir özellik. Yani mesela bizde de vardır. Mesela bir kafeye gidersin, işte sen ödeme, ben öderim, işte yok ben öderim muhabbetleri geçer. Ama yani mesela bir mağazaya gittiğin zaman da hani işte sen ödeme falan muhabbeti olmaz. Hatta ben geçen gün Instagram'ımda da Evet paylaştım. hatırlıyorum. Türk baklavacıya gittim. Normalde Türk baklavacısı hani tam bir İranlı birisinin bir mekanına gittiğin zaman artık buna alıştık. Adam der gabil ne der, sen parayı işte illa al abi, illa al abi dersin yani. O da en sonunda alır parayı. Ama bir Türk'ten bunu beklemezdim yani. Neyse gittim işte baklavayı aldım, tam böyle hani kartı çekeceğim. Bizden olsun dedi kız orada, ben böyle bir Tamam kaldım. olur. Tamam olur desem karşımdaki İranlı Türkçe konuşuyor ama tamam bu İranlı, bu kesin taarrufçu bir insan yani. Ondan sonra ben de güldüm. Yok buyurun dedim. O da direkt aldı zaten. Hani o bizden olsun gerçekten orada bir taarrufmuş yani. Onu Aa, şey yaptım, sen anladım. baklavacıda yapınca şaşırdın Türk dükkanı olunca. Aynen. Bir Türk Ama dükkanı olunca gerçekten bu değişik geldi bana. Çünkü ben Türkiye'de aynı şeyi yaşamıştım. Türkiye'de bir yere gittiğim zaman öğrenci olduğumu anladığı zaman karşıdaki insan ya bizden olsun falan demişti birkaç. Ama gerçekten bizden olsundu o. aynen öyle. Bizim orada gerçekten bizden olur. Burada. Ama burada yok, bunlardan olmuyor. Hayır, işin garibi yani şey yaparsın ne bileyim bir turist gitse 100 kere bunu dese mesela Farsçadan anlıyor biraz diyelim. Tamam dese ne olacak? Yok, adam şey yapıyor, parayı vermedin diyor sonradan. Hadi ya. Yaşadık bunu da yaşadık. İlk geldiğimiz zaman hani bilmiyoruz sonuçta tarif nedir falan.
bir şeye gittim, markete gittim işte alışveriş. O zaman ilk yıllarımda 50 tuna çok büyük bir paraydı. Hani o zamanın mesela 7 yıl öncesinin 50 lirasını düşün. Çok iyi. Gittim işte alışverişimi yaptım falan, 50 tümen tuttu. İşte veriyorum parayı. İşte Gabil ne derdi dedi. Ben böyle kaldım. Onun yanımda hocam vardı. Hocam dedi ki yok yok, vermen gerekiyor. Bu hani şey, nezaketen öyle bir şey Sorun. söyledim. O zaman anladım. Ama vermeyince parayı vermedim falan diyorlar böyle. Aa. Ya da mesela şöyle yapanlar da oluyor yabancıya. İşte Gabil ne dar diyor, 20 tümen diyor hemen arkasında. Mesela adam diyor ki ne kadar diyor, mesela taksi fiyatı ne kadar diyor. Ondan sonra taksici de diyor ki şey, Gabil ne dar 20 tümen veyahut da 30 tümen. Direkt Aa, böyle ne yaptım ben bu? yapıştırıyor. Gerçekten Aynen. çok farklıymış. Yani şu an yeni bir bilgi öğrendim. Yani Aynen. sen paylaştığında görmüştüm, şaşırmıştım. Şimdi daha da Evet. şaşırdım. Baklavacı da Evet. paylaşmışsın, hatırlıyorum. Hikayelerini çok sık Evet. takip ediyorum. Ne kadar güzel ya, anılar Teşekkür ederim. biriktiriyorsun. Bir de evet, bazı sorulara bakalım. Pasaport istiyor mu? Kimlik de geliyor mu? Sanırım vize gerekiyor demiştin sen. Bunu Dur, bir de sormuştum şunu sana. söyleyeyim. Şey, benzer özelliklerini söylemeye şey yaptım, unuttum. Benzer özellikleri, yani en büyük benzer özelliği bence misafirperverlikleri. Çünkü Aa. Türkleri biz misafirperver olarak tanırız. İranlılar yani bizimle eşitten, hatta bir tık üstü de diyebilirim. Çünkü bir yabancı geldiği zaman onu en güzel bir şekilde ağırlamayı, hatta mesela sokakta bir yabancı görseler, mesela benim Türk olduğumu anlasalar, hadi gel bizim eve gidelim, işte bir öğlen Aa, yemeğine ne bize kadar gidelim, güzel. akşam yemeğine bize gidelim. Bu tarz şeyleri sokaklarda çok duyabiliyorsunuz. O yüzden hani her gelen yabancı mutlaka bununla karşılaşmıştır. Mutlaka bir İranlı evinde misafir olmuştur. Ne kadar güzel Öyle. misafirperver olmaları. Öyle. Kim? Pasaport konusunda Evet. şöyle söyleyeyim. Pasaport istemiyor, vize istenmiyor. 3 aylık İran'da kalabilme hakkımız var. 3 ay sonrası için hani Vize ya giriş çıkış istiyorlar. yapman gerekiyor tekrar, ya da vize alman Bayağı gerekiyor. kimliğimle pasaportumla gidebilirim yani. Hiçbir vize yok. Direkt uçağa binip geleceğim. Mesela. Aynen. Yok, kimlikle giriş yapamazsın da pasaportla Pasaportu aynen giriş gerekiyor. yapabilirsin. Aa, güzel. Yapabilirsin. Bunu sevdim. Onun dışında şu anda ya bir aşı kartı ya da, yani bir aşı kartın olmak zorunda, onun yanında PCR olabilir ya da iki tane aşın olmak zorunda. Covid'den Aynen. yine geçemiyoruz. Aynen. Var. İstiyorlar. Evet, severek takip ediyorum falan yazmışlar sana. Ne kadar güzel. Teşekkürler. İran'ın yemekleri konusunda ne düşünüyorsun diye, İran'da arkadaş buluşmaları nasıl diye sormuşlar. Arkadaş buluşmalarını İran'ın anlamadım. herhalde İranlılarla arkadaşlık ilişkilerin nasıl gibisinden. Evet, bir de bir soru daha ekleyeyim şu soruyu unutmazsan. Fotoğraf olayı nasıl oluyor, böyle çekim olayı? Yani mesela Türkiye'de çekersin. Burada insanların yüzü hani nasıl? Bir şey diyorlar mı falan? Bir de üçüncü soru da bu olsun. Tamam. Önce bunu cevaplayayım o zaman. Şimdi burada insanlar çok alışmadı bu fotoğraf kültürüne, video. Sosyal medya. Bunlara çok alışma, aynen, sosyal medyaya çok alışmamışlar. Tabii yerden, mekandan mekana, şehirden şehire göre bu durum değişebiliyor. Ama mesela daha dindar kesimlerde, mesela Kum gibi bir şehirde her yerde yani çekemezsin değil mi? Çekersin, ama bazen insanlar bu durumdan rahatsız olabiliyor ve bunu da rahatlıkla dile getiriyorlar. Hani çekme veyahut da hani çekmeni istemiyorum, razı değilim gibisinden. Bunu dile getiriyorlar. Ama Tahran gibi yerlerde insanlar daha modern olduğu için daha, yani bu duruma açıklar. Alışılmış. Aynen. Alışmışlar. Yalnız mesela resmi kurumlar, devlet kurumları, buralarda çekim yapmak yasak. Hani Yasak. yapıldığı zaman bu sefer sorunla karşılaşıyorlar genelde. Ama onun dışında şeyler, yani açıklar Açıklar. Ne kadar fotoğraflara güzel. gidiyor. Yemek konusunu sormuşlardı. Ha, İranlı yemek yemeklerle konusunda. ilgili ne düşünüyorsun diye. Yemek konusunu ben takriben 6 yıllık yurt hayatımda, ben bir yıl evde kaldım ve İranlılarla daha iç içe bir süreç yaşadım. Onun dışında 6 yıl sürecinde sadece yabancılarla takılırdım. Hiç İranlı arkadaşım da yoktu.
Ve bu 6 yılda İran'ın yemeklerinden nefret etmiştim. Çünkü sadece yurt yemekleri yiyordum. Onun dışında zaten yurt yemeklerini gördüğün için dışarı çıkıp bir kafede İran yemeği yemek istemiyorsun. Zaten aynısını yurtta yiyorum. O yüzden yemeklerini çok beğenmiyordum. Ama işte geçen sene İranlı arkadaşlar edindim ve evlerine davet ettiler. Ondan sonra fark ettim ki gerçekten bunları, bu iki yemeğin arasında, yani lezzetlerin arasında dağlar kadar fark varmış. Mesela en meşhur yemekleri gurme sebzedir. İranlılar bu yemeğe bayılırlar ve biz yabancılar olarak hep şaşırırız der. Yani yeşil bir yemek, içerisinde kuru fasulye oluyor, et de koyuyorlar. Ondan sonra biz hep şaşırırız, nasıl bunu sevebiliyorlar, nasıl yani? Ondan sonra bir gün işte arkadaşımın evinde yedim, annesi yapmıştı. Gerçekten yani aşık olmayı hak eden bir yemekmiş. Ne ve kadar şey yaptım, fikrimi değiştirmiştim. Yani yurt, bütün her ülkede öyle bence, yurt yemekleri her zaman kötü, Türkiye'de de öyle. Aynen. İran'da şöyle bir durum var, restoran veyahut da bir kafeye gittiğin zaman, İran yemeği yemek istediğin zaman, bence İran'a gelenler için bunu söyleyeyim, o kafenin yorumlarına baksınlar. Eğer yorumlar çoğunluk olarak iyiyse, yani gitsinler, ama iyi değilse yemekleri iyi değildir ve kötü bir tecrübe olabilir. Ben mesela tur getiriyorum, hani küçük mini turlar yapıyorum, İran'ı gezdiriyorum. Ve en iyi mekanlara götürmeye çalışıyorum. Çünkü ben bu YouTuber'lar geliyorlar ya, işte İran'da geziyorlar, sokak yemekleri falan yiyorlar. Hı hı. İşte zehirlendik, işte Türkiye'ye dönmek zorunda kaldık falan gibi cümleler kullanıyorlar. Haklılar, çünkü bazıları gerçekten bizim ağız yani tadımızla uyuşmuyor ve her sokak yemeği de gerçekten yenmiyor. Hani, ya çok yağlı oluyor ya işte sindiremiyorsun, edemiyorsun. Zehirlenme durumu da söz konusu olabiliyor. Hani çok nadir olsa da. O yüzden en iyi mekanlarda yemek yemelerini tavsiye ediyorsun. Yani. Bunun için de seninle iletişim kurabilirler mi? Tabii ki. Gelmek isteyenlere açıyoruz. Ne güzel. Bu arada sen de asıllar güzel gözler çek, gülünce evet. Gidiyor. Aynen. Bana bunu şey diyorlar. Ya Afganlı diyorlar ya da giyim şeklimden dolayı, başörtü yapış şeklimden dolayı Arap diyorlar. Asla Türk demiyorlar. Tabii ki. Benim... evet. Allah çok Allah. Ben diyorum hayır, Türk'üm. Bu durumda şey yapıyor. Diyor ki Türk, sen Türkçe konuş o zaman. Bakayım Türkçe konuşabiliyorsun. Türkçe konuşmaya başlayayım. Ha evet, Türkmüşsün. Böyle bir durum oluyor. Allah. Güzel. Neyse. Güzel bir şey. Bir sorum daha var. Bu benim kendi sorum. Yüksek lisans için İran mantıklı mı? Yapan var mı? Yüksek lisans var mı? Vardır tabii de. Evet, var. Yüksek lisans aslında eğer bölümün tarihse, Orta Asya'ysa veyahut da mesela Fars dili edebiyatıysa, onun dışında hangi bölümler mesela? Arap dili edebiyatıysa mesela, İran'a gelenler oluyor. Mesela bu yakınlarda iki tane tiple karşılaştım. Yani Instagram üzerinden tanıştık. Birisi doktora öğrencisi. Doktora. Doktorası için İran'a gelmiş ve Farsça öğrenmeye başlamış. Diğeri de yüksek lisans öğrencisiydi. Tarih bölümündeydi yine. O da mesela yüksek lisans için İran'a gelmişti. Tahran'da bir üniversitede Fars dili edebiyatı okuyorlardı. Ama genelde mesela Tahran'da Şehit Beheşti Üniversitesi var. Şehit Beheşti Üniversitesi'nde birçok Türk var ve genelde yüksek lisans veya doktora yapıyorlar. Yani eğer bölümün Fars dili edebiyatıysa veyahut da tarihe eğimliyse, İran yani yüksek lisans için güzel bir ülke olabilir. Güzel bir. Teşekkür ederiz. Bu benim için çok önemli bir bilgiydi. Hep sormak istemiştim. Benim soracağım sorular, aklımda olanlar şimdilik bu kadar. Eklemek istediğim şeyler var mı? Sonra senden bir şey isteyeceğim. Sen bunu cevapladıktan sonra. Tamam. Arkadaşlara değineyim bir de. Arkadaşlık konusunda İranlılar çok sıcakkanlı insanlar ve hemen seninle arkadaş olabiliyorlar. Yani mesela sokakta, metroda karşılaştığında senin Türk olduğunu anladıkları zaman direkt ilk soru şu oldu. Eğer karşıdaki insan şeyse, daha doğrusu karşıdaki insanın hani dini mezhebi de çok ilgilendirmiyor ama direkt şöyle bir soruyla karşılaşıyorsun: Müslüman mısın?
Yani Türkiye'yi asla Müslüman bir ülke olarak görmüyorlar. Nasıl ve yani? bunu... Evet. Yani düşünsene bak, ben böyle kapalıyım mesela. Kapalı olmama rağmen mesela İran'da kadınlar eğer çok yani dini vecibelerini yerine getirmiyorlarsa veyahut da çok dindar değillerse başları buradandır. Yani bu kısım gözükür. Veyahut da rahatlıkla istedikleri gibi giyinebiliyorlar. Sadece hani şuraya kadar kol kapanmalı. Veyahut da dizin aşağısına kadar yine bacaklar da kapanmalı. Ama mesela ben böyle olmama rağmen işte sen Müslüman mısın tarzı sorularla karşılaşıyorum. Ve yani sonrasında beni... Aynen. Yok, ben de diyorum işte şey, ben öyle moda olsun diye kapandım falan. Ama direkt sonra işte şey yapıyor, soru falan sormaya başlıyorlar. Çok böyle sıcakkanlılar ve arkadaş olmaya çok meyilliler. Zaten Türkler İran'da çok böyle havalı gibi gözüküyor. Yani Türkiye'ye meyilleri çok fazla. Şu son 4-5 yıldır da zaten İranların neredeyse yarısı Türkiye'de, Antalya'da, Türkiye'de. İstanbul'da, Van tarafında. Bundan bu dolayı doğru. Da Türkleri çok seviyorlar. Yani rahat bir şekilde arkadaşlık kurabiliyorlar. Evlerine davet etme söz konusu oluyor. Kesinlikle şey, ben otelde çalışıyordum. İran bir aile geldi mesela. Türkçe konuşuyorlar. İran Türkçesi konuşuyorlarmış. Çok gayet evet. Güzel anlaştık. Çok her aynen. gün geliyorlardı, beraber oturuyorduk. Çok iyilerdi. Hatta Aynen. oraya da çağırırlar. Kızın adı Asra'ydı. Asra diye yazılıyor. Asra, Aa. Esra. Aynen. Yani Esra bizim Türkçe'de. Evet, aynen. Yani Bizim Türkçe'de Esra oluyor. Aynen, çok sıcakkanlı insanlar. Yani hemen şey iletişim kurabiliyorlar. Yani hiç böyle çekinmeleri falan. Zaten özgüvenli bir toplum. Hele ki bu kadınlarda çok daha fazla. ne kadar Yani güzel. çok rahatlıkla iletişim, yani iletişim kurmaktan hiç çekinmiyorlar. Çok güzel. Bu çok güzel bir şey. Evet. Peki senden bir şey isteyeceğim. Şimdi sen Farsça biliyorsun. Böyle bir iki cümle Farsça bize bir şey söyler misin? Ne söyleyebilirsin bilmiyorum. Acaba ne söyleyebilirsin? Ne Ya şey söyleyebilirim? bilirsin, Instagram ve YouTube kanalımı inceleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz diyebilirsin. Ben zaten üstte Instagram'ını falan açtım. Onları Tamam. göstereceğim. Yani sen Tamam. bilirsin yine. Evvelen az aşinayı şuna xeyli xoşbəxtəm. Dovmən tu Instagram aradaran fəaliyyət mi konem? به پیج من هم یه سر بزنید. همین شی یافتم دیدم که سنینله تونستم چوک ممنون oldum ve Instagram sayfamı da sizleri beklerim dedim. Bekler, Instagram sayfası burada. Ben şu an orayı açtım. İran Teşekkür gelişsin diye. ederim. Çok teşekkür ederim. Şimdi eklemek istediğim şeyler var mı? Son bir kez daha sorayım. Eklemek istediğim bir şeyler, şunu yani son olarak şunu söyleyeyim, İran gerçekten ön yargılarını tamamen dağıtabileceğim bir ülke. Çünkü birçok Türkiye'ye baktığım zaman veyahut da Instagram üzerinden çok fazla yazılıyor. İşte İran'da çarşaf giymek zorunlu mu? Veyahut da işte mesela dövme söz konusu çok oluyor Aa, evet. erkeklerde. Dövmeli olduğumuz zaman bize alırlar mı, şey yaparlar mı? Asla. Hatta İran dövmesiyle meşhur bir ülke. Kadınların birçoğu mesela kaşlarına falan çok rahatlıkla dövme yaptırabiliyorlar Aa. Veyahut da yani zaten güzellik şeyi, burun estetiği, ne bileyim, yüz estetiği ile meşhur bir ülke. Doğru, O İran yüzden güzelliğe önem veriyor. Aynen, yabancılar için de daha bir böyle misafirperverlikleri söz konusu. Hatta başıma gelen bir olayı anlatayım. Tabii ki. Telefon alacaktım. Bundan bir buçuk yıl önce falan. Gittim işte bir telefoncu, işte soruşturuyorum telefon fiyatlarını falan. Bir de acilen almam gereken bir durum söz konusuydu. Neyse, girdim bir mağazaya, işte telefonu tam böyle alacağım, bana bir fiyat verdi. Dedim ki ben şu an bu telefonu alıyorum ama hani sonradan beni kandırdığını falan anlarsan ben tekrar buraya gelirim ve paramı almak için uğraşırım dedim. İşte bu da beni çok ciddiye almadı. Hani ben görünüş olarak da birazcık şey görünüyorum. Böyle minyon tipi görünüyorum. Sessiz, sakin, kendi aynen. halinde minnoş bir Aynen. Aynen. Ondan sonra işte tabii bu beni bayağı yüksek bir fiyatla kazıkladı.
Ondan sonra ben bu durumu bir hafta sonra tabii ki anladım. Anladım. Ondan sonra tekrar geldim. İşte ben paramı istiyorum. Bak benden fazla almışsın falan filan. Tabii bu kabul etmiyor. Ben böyle bir iki defa gittim geldim. Baktım bu kabul etmiyor, şey yapmıyor. Gittim polise derdimi anlattım. Polis direkt benimle geldi dükkana. Adama o sırada işte ver bu kızın parasını falan yaptı. Ondan sonra o sırada direkt paramı geri vermek zorunda kaldım. Ay ne kadar güzel. Aynen. Yok öyle bir şey. Polisin burada söylediği söz şuydu, yabancısın diye böyle yapıyorum. Eğer bir İranlı olsaydı bu şekilde hani gelip de yardımcı olmazdım. Hani hukuki bir süreci var bunun. Gidersin şikayet edersin. O şekilde paranı alırsın ya da almazsın. Aa. Ama sen yabancısın diye bunları yapamayacağını bildiğim için ben kendim geliyorum hani yanında. O yüzden yabancı polisler de mesela çok yardımcı oluyorlar. Evet, yani. Bayağı yardımcı oluyorlar bak. Seviyorlar yani yabancıları. Ne kadar güzel. Çok hoşuma gitti. He? Tamam. Evet. İran'a artık daha rahat gelebilirim. Evet. Ben yani böyle gittim. Girebiliyor muyum saçım falan açık? Yani başına bir şal atmalısın. Şuraya kadar dedim. Aynen. Bir şal böyle yalandan bir şal atıyorsun. Ama çok da mühim değil. Zaten yabancı olduğun zaman çok fazla şey yapmıyorlar. Bu İranlılar için söz konusu. Hani İranlılar eğer çok açık bir şekilde geziyorlarsa bazı yerlerde ahlak polisleri oluyor. Ve ahlak aslında bundan hatta birkaç gün önce karşılaştım. Tahran'da Veliaht diye bir bölge var. Orada genelde insanlar çok açık gezerler. Hani çok açık dediğim de hani birazcık abartılı oluyor yani bunlar. Hani İran'a göre, bu kültüre göre, hani Türkiye'ye göre normal birazcık. Türkiye geldiler, kız geçirirler. Aynen. Metronun önüne ahlak polisleri koymuşlar. Bir baktım her önüne gelen işte açık bir kız gördüğü zaman tutuyor. İşte kimliğini göster, kız kimliğini gösteriyor. İşte gel senin CV'de bunları geçireceğiz falan filan. Ama tabii bunu bir yabancıya yapamazlar yani. Anladım. Evet çok ben evet. İşte otellere İran'dan gelenler kadınlar hani orada kapalılar ya. Burada hemen açılıyorlardı. Evet. Çok merak ediyordum neden. Demek ki gerçekten öyle ama. Da tam olarak, aynen aslında burada da tam olarak kapalı değiller. Hani burada da şimdi mecburiyet tam kapalı eder. Dediğimiz aynen tesettür, belirli bir tesettür var. Hani onun birazcık mesela hani mesela kafanı şuradan bile açsan artık buna biz kapalı demiyoruz. Veyahut da kolların buradan bile gözüküyor. Tabii ki aynen öyle. Hani tesettüre uygun bir giyim şekli değil bu. Hani onlar burada da açık olarak gözüküyor. Sadece yabancı ülkeler tarafından sonuçta rejimle ilerleyen bir ülke, hani şeriatla ilerleyen bir ülke kapalı olarak gözüküyor. Ama aslında o kadın burada da her şekilde yani ne bileyim şimdi mesela Türkiye'de bazı ortamlar varken tesettürlüler giremiyor. Ne bileyim hani mesela barlar olsun ya da gece kulüpleri. Bunlar mesela İran'da da aynı şekilde var. Ve zaten tesettürlü bir insan buraya yine gitmiyor. Ama o kesim rahatlıkla yine orada da şey yapabiliyorlar. Girebiliyor. Oraya girebiliyorlardı. Anladım. Bu şekilde. Ay bayağı bir şeyler öğrendim ha. Ne kadar güzel. Umarım gelirsin daha çok şey görürsün. Umarım. Yani senin yüzüne tanışmayı çok istiyorum. Değil. Orada mısın bilmiyorum ama okulum bitmiş. Ben 2-3 ay daha buradayım. Yazı burada geçeceğim sonra döneceğim. Sonra aynen. Döneceğim. Aa buna üzüldüm. Neyse umarım olur, geliriz. Olmazsa beraber de geliriz yani bir gün ayarlanırız. Güzel videolar çekeriz. İnşallah. İnsanlar rahatsız olmayacağı şekilde. Aynen inşallah. Tamamdır. Çok teşekkür ederim verdiğin bu bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Videoyu ben bugün ya da yarın paylaşırım hemen. Haberin olsun. Sana da linkini atarım zaten. İzlersin. Tamam. Çok umarım çok izlenir, beğenirler. Umarım. Çok sağ ol, kendine çok iyi bak. Haberleşelim yani, tekrar. Hoşça kal. Görüşürüz. Bay bay.